Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim ve başlayalım. Bugün size savunmayı anlatacağım arkadaşlar. Savunma, taşlarını korumaktır arkadaşlar. Saldırıda altındaysan arkadaşlar tehditten kaçmalıyız. Mesela burada gösterildiği gibi. Kalemizi koruyoruz. Mesela burada atımızı tehdit etmiş. Kaçıyoruz. Mesela burada atımız tehdit altında arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kaleyle koruyoruz. Mesela şu an filimiz tehdit altında. Ne yapıyoruz? Piyonumuzu C5'e getiriyoruz ve koruyoruz. Bakın, fil kalemizi tehdit ediyor arkadaşlar. Bakın, fil kalemizi tehdit ediyor. Ondan dolayı bizim ne yapmamız gerek? Eğer bakın piyonu 2 sürdüğümüzde önü kapanıyor. Bakın. Bunu hani sürdük ya. Tak kapanıyor. Mesela burada bakın kalemiz tehdit altında. Biz atı buraya gelerek onu halledebiliriz. Yani tehdidi yok edebiliriz. Burada filimiz tehditte. Mesela kaleyi buraya getirirsek koruruz. Bir tane daha hazırlamıştım arkadaşlar. Tabii kendim hazırlamadım bunu. Yanlış anlamayın, şeyden bak açtım. Mesela burada filimiz tehdit altında. Biz gidip de böyle yapıp da koruyabiliriz. Şimdi arkadaşlar size savunma ile ilgili değişik şeyler göstereceğim. Çok da değişik şeyler değil de olsun. Göstermekte fayda var. Tahtayı temizledik. Ardından hop hop diziyorum arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar. Mesela böyle bakın. Piyonumuz burada tehdit altında. Piyonumuz orada gitmiş, orada tehdit altında. Ne oluyor? Şah piyonumuzu tehdit ediyor. Yani eğer biz bu piyonu korumazsak şah gidip bu piyonu ham yapacak. Ama biz buna izin vermemeliyiz. Bakın piyonlarda ne yapıyorduk? Bakın ikinci sırada henüz daha piyonumuz. Bakın ikinci sırada. Demek ikinci sırada olduğu için 2 sürebiliyorduk. Hemen 2 sürüyoruz. Bakın artık yiyemez. Yerse arkadaşlar bakın piyonu da çapraz yerde ve şu an öyle bir hamle yapması da kural dışı olurdu arkadaşlar. Evet mesela buydu. Bir tane daha hemen göstereyim. Buraya bunu da işte ya koydum buraya. Bununla gittim. Şuraya koydum. Vezir burada. Şahlar olmasa da olur. Zaten size şeyi göstereceğim için. Orada. Evet arkadaşlar bakın şu anda kalemiz tehdit altında. Bakın atımız da tehdit altında diyeceksin de bak atı er yemeye çalışacak, kale koruyor. Ama bakın kalenin koruması yok yani şu anda böyle. Evet sizce ne yaparız? Evet. Aşağıda yorumlar kısmında yazarsınız arkadaşlar, sevinirim hepsini. Hemen göstereyim arkadaşlar.
Bakın at G5. Bakın hani L şeklinde gidiyor ya. Bir gıdıdık, iki gıdıdık yana. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz, tamam diyelim at bunu korudu ama atın koruması yok. Dersiniz de bakın fil var. Fili unutmayın. Şu an bütün taşlar koruma altında arkadaşlar. Hemen bir tane daha göstereyim. Kolay olsun bu. Öyle çok da zorlamayayım. Evet arkadaşlar, böyle kolay bir tane. Bunu zaten hepiniz bilirsiniz nasıl koy. İkisi de tehdit altında. Ya bunu buraya getirirsin. Ya onu ya bu kaleyi buraya getirirsin. Ya bu kaleyi buraya getirirsin. Ya da bu kaleyi buraya getirirsin. Çok seçenek var arkadaşlar. Size şöyle güzel bir tane anlatabilirim. Şöyle güzel bir tane daha pozisyon oluşturayım size. Maçta görülebilir arkadaşlar bu tip pozisyonlar. Şunu da alalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane de pozisyon böyle. Evet, şu an neyi tehdit ediyor? Bakın. Bu korumasız. Bu koruması var. Bakın bunun fil var. Piyonun iki tane koruması var zaten arkadaşlar. Evet, nasıl korunur? Hemen aşağıda yorumlardan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hemen gösteriyorum. Bakın E1'deki fili zaten şuraya yazıyor. Bak E1'deki fili B4'e getirdiğimiz zaman bakın fil bu atı da korumuş oluyor. Yani vezir tam vezir isterse yer ama 3 puana karşılık 9 puan arkadaşlar. Birisi şunu da söyleyeyim bakın arkadaşlar. Piyon 1 puan, at 3 puan, fil 3,5 puan, kale 5 puan, vezir 9 puan, şah 10 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konumuz da bitti. Ve sizinle şöyle bir tane etkinlik yapalım. Hop. 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 Evet arkadaşlar. 36 tane olacaktı galiba. Bakın. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 34, 35, 36. Şunları kaldır. Hatta şunları koy. Şunu, şu ikisini. Evet arkadaşlar. Tak, tak, tak. Tahtayı hemen döndürelim. Ana, sildim. Tamam. Hemen şurada Nichess TV'ye bakalım arkadaşlar. Durun bir dakika, yanlış yeri açtım. Bulmaca. Evet, bulmacalar. Egzersizler.
Pit'i isterseniz arkadaşlar bitirelim. En iyi hamleyi bulacağız. Bakın şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar bakın açmazı henüz daha size öğretmedim ama bakın böyle yani. Yani kaleyi bunu yediğimiz zaman arkadaşlar vezir gidip de kalemizi yiyemiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Buradaki o vezir tutuyor. Aa niye böyle oldu? Tekrardan açayım. Bilmiyorum arkadaşlar bir dakika ya şunu hemen bir çözeyim. Ne oldu ki? Tamam anladım. Okey. Okey. Evet arkadaşlar, The Pin de bitti arkadaşlar. Arkadaşlar liçesi de yüklemişseniz aşağıdan yazın. Çünkü sizinle beraber güzel maçlar yaparız. Ya da açılış kaşifi. Bir dakika ya arkadaşlar. Sen diyeceksin ki 30 artı 20 mi? Süremiz o kadar var mı ki ya? Diyeceksiniz. Tamam o yok. 30 artı 0'a gir. Vereyim. Ya bu niye böyle? Neden böyle ki? Neyse arkadaşlar, evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.